Söz Esnaf'ta programında bu hafta Gıdacılar ve İş Adamları Derneği'nin üyelerinin yanındayız. Esnaflarımızın sorunlarını, sıkıntılarını ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Şimdi yanımızda çok değerli bir üyemiz var. Öncelikle tanıyabilir miyiz? Ben Fırat Ekinci, gıda sektöründe hizmet vermekteyiz. Evet, kaç yıldır gıda sektöründe? 15 yıldır gıda sektöründe hizmet veriyoruz. Evet, işleriniz nasıl? İşlerimiz çok şükür idare ediyoruz ama tabii daralan bir pazar var. Sıkıntılı bir süreç. Evet. İnşallah sektörü öldürmeden nasıl daha iyiye götürürüz? Bunun hesaplarını yapıyoruz. Sağ olsun dernek başkanımızla falan da istişarelerde bulunuyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Elazığ'ın büyük sıkıntıları var. Tabii biz toptancılar olarak yer sorunlarımız var. Yani düşünün Elazığ gibi bir memleketin bir toptancılar sitesi yok. Ama bizim derneğimizin çalışmaları, Sayın Başkanımızın çalışmaları sonucunda inşallah bayağı bir yol kat ettik. Sayın Valimize de teşekkür ederiz. Bu anlamda bir söz verdiği yer verecek galiba. İnşallah daha iyiye götürmenin hesaplarını yapıyoruz. Nasıl yaparız, nasıl ederiz diye. İstişareler içerisindeyiz. Hayırlısı inşallah. Evet. Halkımızın desteğini bekliyoruz tabii ki. Evet. Burada iş halka düşüyor. Halk yerel esnafa destek verdiği müddetçe bu memlekette çalışan esnaflarımız, toptancılarımız da inşallah bu memlekete yatırımlarını devam edecektir. Halktan beklentimiz desteklerini esirgememelidir. Evet, gıdacılık, gıda sektörü diyelim. Evet. Ne gibi zorlukları var? Ne gibi zorlukları var? Şimdi Elazığ'da gıda sektörünün en büyük zorlukları biz ulusallarla mücadele ediyoruz. Evet. Ulusal firmalar gün geçtikçe tüm bölgelerde olduğu gibi özellikle Elazığ'da sağ olsun halkımız biraz daha benimsiyorlar. Evet. Tabii ki onlar da kendi açılarından uygun fiyat ve ürün alma hesabıyla eder. Ama bazen fiyat her şey değil. Fiyat sadece günü kurtarma hesabı değildir. Bu memleket için, bu memleketimiz için, yarın çocuklarımız için ulusallardan çok yerel esnafımızı desteklememiz gerekiyor. Çünkü biz toptancılar olarak ulusallara herhangi bir ticaret yapamıyoruz. Evet. Ürün satamıyoruz. Direkt fabrikadan alıyorlar. Direkt fabrikadan alıyorlar, buraya getiriyorlar. Biz burada yerel esnafa mal satıyoruz. Mal sattığımız zaman eleman çalıştırıyoruz. Artı araç alıyoruz. Düşünün bir araç aldığımız zaman artı bir araç demek sanayici kazanıyor, lastik satan arkadaşımız kazanıyor, sigortasını yapan arkadaşımız kazanıyor, kasko yapan kazanıyor, tamircisi kazanıyor, kaportacısı kazanıyor. Düşün işte sadece bir artı araç almakla Elazığ'daki işte 4 tane 5 tane daha esnaf arkadaşımız para kazanacak. Ama ulusallarda böyle bir şey yok. Evet, hemen sözü kesiyorum. Ben dün bir arkadaşa sordum. A firmasının dedim, ulusal firmanın dedim, Elazığ'da kaç tane şubesi var? Dedi 38 tane. Evet. Yani evet. Bir ulusal firmanın. Evet, ulusal firmalar sizi etkilediği kadar küçük esnafı da etkiliyor. Tabii ki bakkalımızı bitiriyor. Tuhafiyeciyi etkiliyor çünkü 48 mi 49 esnaf dalını bitiriyor. Evet, bunlardan mücadele etmek için neler yapılabilir? Biz de sivil toplum kuruluşları eksik miyiz? Bir ulusal yani yerel esnafına sahip çık kampanyası başlatılabilir mi? Faydası olur mu? Elazığ halkı neden bu kadar ulusal marketlere rağbet gösteriyor? Şimdi tabii ki halk, burada iş halkta bitiyor. Evet. Yani bizlerin tabii ki esnafların, biz toptancıların da üstüne düşen şeyler var. Yerel marketlerimizin, bakkallarımızın da vatandaşımıza daha uygun, daha iyi hizmet vermesi gerekiyor. Bizim de üstümüze düşen görevler var. Halkımızın da biraz teveccüh edip yerel esnafı desteklemesi lazım. Bu hepimizin yani ortak noktası Elazığ esnafı, Elazığ'ın gelişmesi için. Yoksa bugün biz toptancıyız, yarın lojistiğe dönebiliriz. Lojistik yaparız, firmalar bize gelir. İşte ulusal mağazaların lojistiğini yap diyebilir. Bunu yaptığımız zaman bize çok bir fazla faydası olmaz. Elazığ'a faydası olmaz. Evet. Yani ben belki yine size faydası olsa küçük esnafa da olmaz. Küçük esnafa da olmaz. Ben evet. De işte bir kargo firması gibi sadece sevkiyat yapar. Yatırım gerektiren hiçbir şey olmaz. Evet. Zaten çok fazla bir kazanç olmaz. O yüzden iş tabii ki halkta bitiyor. Evet. Esnafta bitiyor. Bizim yerel esnaflarımızın da biraz daha bu ürünlerde, fiyatlarda duyarlı evet, olup fiyatlar rekabet farklı.
yetmez. Hayır, fiyatlar farklı evet, değil. Mesela çünkü bazı vatandaşlar ulusal mağazaların birçoğunda mağazalardaki ürünlerin çok düşük olduğunu. Hayır hayır, ben yani o kanattan dolayı ben, gittiklerini düşünüyorum. Biz aynı zamanda bir marketçiyiz. Cumartesi günü Elazığ'daki ulusal mağazaların 3 tane 4 tanesini bir gezdim şöyle. Bir fiyatlara baktım. Marka ürünlerde bizden pahalı veya bizimle aynı değerlerdeler. Ama markasını bilmediğimiz, ulusal bir marka olmayan ürünlerde tamamıyla uygun görünüyorlar ama gerçekten fiyatlar yüksek. Kıyasladığınız zaman aynı ayardaki ürünleri satan bir esnafımızdan aldıkları zaman daha iyi fiyatlara ürün alabilirler. Sadece onların markasına güvendikleri için, onların işte Türkiye genelinde olduğu için bir artıları var. Ama kesinlikle bizim yerel esnafımızın da fiyatları şu an mücadele ediyorlar, dergiler yapıyorlar, fiyat yapıyorlar, firmalardan fiyat alıyorlar. Biz aslında yerel esnafımız markayı daha uygun fiyata satıyoruz. Markasız mallardan daha uygun fiyata, dönemsel olarak daha iyi fiyatlara mal satıyoruz. Burada halkın bunu iyi gözetlemesi lazım, işlenmesi lazım. Buradaki sadece bunu benim düşünmemem gerekiyor. Yani sanayideki bir esnaf arkadaşımızın da bunu alışveriş yaparken düşünmesi lazım. Bu toptancılık işinden işte 10 tane aracı var, bu 10 tane aracını ben tamir ediyorum. İşler daha iyi olursa bu 12'ye çıkacak, 13'e çıkacak. Ama iş geri gittiği zaman bu araç sayısı 8'e düşecek, 5'e düşecek. Düşecek yani, bu artık kaçınılmaz bir şey. Bu konuda da halkımızın en önemlisi, halkımızın bize teveccüh göstermesi, yardımcı olması. Esnaflarımızın da daha iyi hizmet, daha uygun fiyatlı ürünler bulup getirip halkımıza sunması gerekiyor. Evet. Yani alışverişi vatandaş aldı, ben bugün gittim, şu mağazadan şu kadar alışveriş yaptım, 2 lira kazandım demesi günü kurtarmasıdır sadece. Evet, biraz önce değindiniz de toptancılar sitesi. Evet. Kurulacak falan, valilikten işte izin çıktı. Toptancılar sitesi kurulduğu zaman gıdacılar bir evet. toplanacak. Evet. Bunun ne gibi katkısı olacak sizce? Bunun ne gibi katkısı olacak? Biz sonuçta ortada bir şehiriz. Bugün Muş'tan, Bingöl'den, Tunceli'den, hatta Diyarbakır'dan Antep'e geçip Antep ticaretini geliştiriyor insanlar. Oradan ürün bulmaya, tedarik etmeye çalışıyorlar. Çünkü Elazığ'da bir site yok. İnsanın gelip de girip işte ben gideyim ekincilerden şu ürünü alayım, bundan şu ürünü alayım deyip de insanları bir arada bulma şansı yok. Evet. En azından biz bir sitede olursak, insanlar bir arada olursa dışarıdan da gelecek esnaflara hizmet etme şansımız olur. Bir de birliktelik tabii ki her zaman için. Evet. Şehrin merkezindeki esnaflar taşınır. Şehrin trafik sorunu ortadan kalkmış olur. Kamyonlar şehir içine girmez. Yani Elazığ'a tabii ki büyük faydası olacağına inanıyorum. İnşallah Vali Bey'imizin de sözüyle yerimiz de verilmiş galiba. Sayın Süleyman Başkanımız öyle bilgi verdi. Evet. Biz dernek olarak da elimizden geldiğince memleket için esnaflara üstümüze düşen görev neyse yapmaya çalışacağız. Evet. Hakkınızdan hayırlısı. İnşallah evet. iyi olur. 2017 sizlerin de büyük desteğiyle, evet. sizlerin de halkımızı biraz daha röportajlarla olur, reklamlarla olur, yerel esnafa destek vermesini, yerel halka bilinçlendirmesini, bu tarz programlarla basın olarak Elazığ üzerine düşeni yaptığına inanıyorum. İnşallah hepimiz biz de elimizden geleni yapıyoruz ama hep beraber biraz daha fazlasını yapmamız gerektiğine inanıyorum. Evet, ben bunu ulusal market dediğimde bazı illerde ulusal markette iş yapamazdan hemen kaçıyor. Kapatıyorlar ama evet, bizim... Yani şimdi örnek veriyorum, mesela Sivas'ta bu olay tutmadı mesela. Trabzon'da mesela tutmadı. Maraş'ta tutmadı, evet, Sivas'ta tutmadı. Yani. Yani ulusal ondan marketler giremedi. Kabullenmiyorlar çünkü sonuçta Elazığ'da olan Elazığ'da kalacak. Evet. Bugün günlük milyonlardan paralar evet. şehir dışına gidiyor. Evet. Bu Elazığ'da kaldığı zaman illaki bugün iş yapan her kim olursa olsun, ben iş yapıyorsam bilin ki ayakkabı boyacısından simitçisine kadar iş yapıyor. Evet. Elazığ'da esnaf para kazandığı zaman bunu bir yerlerde harcayacak. Giyimcide harcayacak, lokantada harcayacak, araç alarak harcayacak. Yani kuaföre bir değil de iki sefer gidecek, ayakkabısını boyatacak. Yani hepsi birbirine bağlantılı. Kazan kazandır şeklinde. Kazanınca herkes de bunu bir şekilde harcayacak. Evet. Uzun yıllardır gıdacılık sektörüne uğraşıyoruz. 2017 yılı nasıl geçti gıdacılık sektörü hakkında?
2018'de neler bekliyorsun? 2000, çünkü 2017 son günlerini yaşıyoruz. 2017 tabii ki siyaseti, sıkıntılar, sorunlar. 2016'dan daha kötü geçti. İnşallah 2018'de iyi olur temennisini deyiz. Yani ama şu an önümüzün daha kapalı olduğunu görüyorum. İşte yine iş geliyor. Elazığ olarak birbirimize destek olup Elazığ'da esnafların bir arada birbirine destek olarak. Evet, hemen burada bir şey söyleyeyim. Mesela biz Elazığ olarak il dışından yatırım bekliyoruz. Yatırımcı bekliyoruz. Evet. Onun yerine ben birçok programda buna değindim. Onun yerine Elazığ'da bulunan iş adamlarımıza, büyük esnaflarımıza destek verilse, onlar bir yatırım daha yapsa iyi olmaz mı sizce? Tabii ki yani şimdi bugün dışarıdan Elazığ'da yatırım bekleyeceğimize. Şimdi şunu söyleyeyim. Elazığ'da yatırım yapabilecek çok güçlü insanlarımız var. Bunlara imkan sağlansa, arsa verilse, bunlarla da görüşülse bence yatırım yapacak insanlarımız biz çok daha fazla. Biz Elazığ'da dışarıya biraz meraklıyız. Dışarıya bayağı meraklıyız. Evet. Yani yıllardan beridir ben bu sektördeyim. Evet. Dışarıdan gelen toptancı arkadaşlarımıza da meraklı bizim halkımız. Evet. Ha belki bizde bir anormallik var. Bilmiyorum. Ben küçük esnaflarda da görüyorum mesela. Elazığ'ın firması varken mesela örnek veriyorum. Siz satarken bakıyorsun il dışından Malatya'da gelmiş. Bakıyorsun ondan alıyor. Ama Malatya bunu yapmıyor. Malatya kendi esnafından almıyor. Malatya yakıtını bile buradan almaz. Evet. Bunlara defalarca şahit olduk. Evet. Yani yakıtlarını bile buradan almazlar. Evet. Bizim Elazığ'da bir sıkıntımız var. Yani bunu bir türlü ama baktığımız zaman da şehir dışına gittiğimiz zaman da Elazığ çok daha milliyetçi görürüz. Kendi şahsımı da katayım. Yani gördüğümüz kadar da milliyetçi değiliz. Evet. Esnaflık açısından milliyetçi değiliz. Ama insan şahsi karakter olarak Elazığ yine doğunun incisidir bence. Evet. Çok şehir dışına gittiğimiz zaman da bir Elazığ demekten gurur duyuyorum. Evet. Çünkü Elazığ denilince hakikaten mert, dürüst, evet, insancıl olarak biliniyoruz. İnşallah bu değerlerimizi kaybetmeyiz. Her ne kadar ticarette de bazı şeyleri kaybetmiş olsak da özümüzden şeyler vermeyiz. İnşallah hakkımızdan hayırlısı diyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Evet. Evet, Gıdacılar ve İş Adamları Derneği'ne, derneğimiz var, siz de üyesiniz. Evet. Derneğinin çalışmaları yeterli mi? Daha neler yapılabilir esnaflarımız için? İnşallah zaten... Neler beklersiniz başkanımızdan, yetkilerimizden? Başkanımız sağ olsun, hani bizim beklentilerimiz ve beklentilerimiz üstünde mücadele ediyor. Bugün işte biz bunu daha önceki siyasi dönemlerde de hep dile getirmiştik. Bir site konusunu. Bugüne kadar pek yok hadi demedik. Sağ olsun başkanımız sayesinde bir yol kat edildi. Evet. Başkanımız artık sadece siteyle alakalı değil, işte insanlarla, esnaflarla, ikili ilişkileriyle üretim yapılması için mücadele ediliyor, araştırmaları yapıyor. İnşallah dernek olarak da hedefimizde bir üretim yapabilmek var. Başkanımla alakalı çalışmalar yapıyor, yani araştırıyor, şunu yapabiliriz, bunu yapabiliyoruz. Bunların da en azından tabii ki faydası olacaktır. Bizim temennimiz dediğiniz gibi Elazığ'daki halkın, Elazığ'daki esnafların Elazığ'a yatırım yapabilmesi, bu da tabii ki ticaretin hacmine bağlı. Ticaretin hacmini Elazığ'da büyütmemiz lazım. Evet, son olarak neler söylemek istersiniz vatandaşlarımıza, esnaflarımıza, yeni yetkililerimize? Yeni yılımız yaklaşıyor. Evet. İnşallah yeni yılda herkese sağlıklı, huzurlu, ticareti bol, güzel günler diliyorum. İnşallah 2018 yılı hepimiz için, milletimiz için, vatanımız için daha hayırlı bir yıl olur diyorum. İsmim Ahmet Aşçıoğlu. Evet. 1976 Elazığ merkez doğumluyum. Evet. 97 yılından beri faal olarak gıda sektöründe toptancılık yapmaktayım. Evet. Hem toptan sektöründe hem de ayrıyeten perakende sektöründe de hizmetlerimiz bulunmaktadır. Evet. Evet, öncelikle işleriniz nasıl? Uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Evet. Kıyaslarsanız eskiden işleriniz nasıl, şimdi nasıl, bir canlanma var mı? 2017 yılının son yılı, 2017 ile değerlendirirseniz, 2018'de beklentileriniz nelerdir? Evet, tabii ki. Şimdi eskiye göre kıyaslayamayız gıda sektörünü. Çünkü bu ulusallar her zaman dile geliyor. Ulusalların şehrimize ve bizlere verdiği zararlar apaçık ortada. Çünkü buradaki gidilip yapılan alışverişler olduğu gibi Elazığ'ın parasını dışarıya akıtmaktır. Evet.
Biz de bunlarla ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz. Yani halkımızın yerel marketlere rağbet etmesini umuyoruz. Çünkü bu genelde şehir hepimizin şehri. Bu konuda da inşallah insanlarımız da biraz duyarlı olur. Çünkü bizler kazandığımızı memleketimizde harcıyoruz. 2017 tabii her geçen yıl bir önceki yılı arıyoruz. 2018'in de umut ediyoruz, iyi geçeceğini düşünüyoruz. İnsanlarımız biraz daha bilinçlenecek, yerel esnafına sahip çıkacak. Evet, firma olarak kaç tane eleman çalıştırıyorsunuz? Hangi tür ürünler satıyorsunuz toptan olarak? Genelde temizlik malzemesi üzere benim ağırlıkta çalışmam. Evet. Elazığ'ımızdaki yerel marketlerimiz ve toptancılarımıza temizlik ürünleri pazarlaması yapıyoruz. Şu an için 8 personelle hizmet veriyoruz. Evet, gündemde bir toptancı sitesi. Evet. Değerli Başkanımız Gıdacılar ve İş Adamları Derneği Süleyman Kamaç'ın açıklamalarıyla evet. Gıdacılar sitesi kurulacak. Gıdacılar toptancı sitesi kurulacak. Ama ne gibi faydası olur? Bu çalışmayı nasıl buluyorsunuz? Şimdi sağ olsun Süleyman Başkanımız derneğimizi kurdu. Bizleri bir araya getirdi. Evet. Elazığ Genç Gıdacı İş Adamları Derneğimizi. Evet. Çok güzel çalışmalar da yapıyor bu konularla ilgili. Gıda toptancılar sitesinin olması demek biz yıllardır bu sektörde faaliyet gösterdiğimiz gibi dışarıdan gidip mesela örnek veriyorum Ankara, Gimat, Gaziantep, Gatem toptancılar sitesi var. Oradan gidip alışverişlerimizi yapabiliyoruz. Şimdi bu bölgede böyle bir çalışmanın olması, toptancılar sitesinin yapılması demek Tunceli, Bingöl, Muş, bize yakın illerin de Gaziantep, Ankara'ya gitmesindense gelip Elazığ'ı tercih eder. Bu da ne olur? Bütün esnaf kardeşlerimize yarar. En azından aradığı bütün ürünü, bütün çeşitliği bulabilir. Şimdi her birimiz bir tarafa dağılmışız. Birimiz şehrin içindeyiz, birimiz dışındayız, birimiz sağında, birimiz solunda. Bu şekilde bir arada olmak güç demektir. Ve istihdama böyle bir sitenin yapılması, istihdama inanıyorum ki büyük de bir katkıda bulunacağız. Evet, inşallah açılır. Bir mağduriyet de giderilmiş olur diye. Evet. Evet, temizlik ürünü alırken vatandaşların nelere dikkat etmesi lazım? Temizlik ürünleri nereden alırsınız? Nereden getiriyorsunuz elimize? Ben genelde distribütörlük yapıyorum. Bunun yanı sıra spotla çalışıyorum. Dışarıyla da bağlantılarımız var. Evet. Ama özellikle tabii ki burada bağlı olduğumuz firmalar var. Genelde ürünlerimizi buradan tedarik ediyoruz. Evet. Toptancı olduğumuz için biraz alımlarımızın yüksek olduğundan dolayı sağ olsun firmalarımız da bizi destekliyor. Biz de bu şekilde alt kanallarımıza, bakkallarımıza, marketlerimize ucuz fiyata hizmet götürüyoruz. Evet, ulusal marketler birçok mesleği bitirme noktasına getiriyor. Elazığ'da vatandaşlarımız ulusal marketlere büyük bir rağbet gösteriyor. Sizce ulusal marketlerin fiyatları diğer sizlere göre uygun mudur, değil midir? Vatandaşlarım neden bu kadar tercih ediyor ulusal marketleri? Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Ben hep söylerim. Şimdi biz ulusal marketlerin birçoğunda bakıyoruz ki diyorlar ucuz. Tamam ucuz da bizim marketlerimize gelip örnek veriyorum bir markalı ürün istiyorlar. O tarafa gittiği zaman ucuz diye ne marka olursa olsun alıp götürüyorlar. Bu şekilde bizde de alternatif ürünler var. Bu ürünleri tercih ettikleri zaman bizde de ucuz fiyata mal almış olurlar. Evet. Ama markayı, kaliteyi ucuza alamazsınız. Bu bir gerçek. Sonra bizim genelde baktığınız zaman ulusal marketlere göre fiyat yapımız daha iyi. Ben öyle gözlemliyorum. Çünkü sürekli görüyoruz, araştırıyoruz, fiyatlarını kontrol ediyoruz. Yani bizlerde mi bir hata var? Bu fiyatları araştırıyoruz. Görüyoruz ki kesinlikle yani bizden ucuz değiller. Evet, şimdi de bir soru soracağım. Elazığ'da esnaflık zor mu? Yani ne gibi zorlukları var? Önünüzde engel geliyor mu? Rahatlatıcı organizasyonlar geliyor mu? Ya da rahatlatıcı faaliyetler uygulanıyor mu size? Şimdi Elazığ'da tabii ki ticaret zor. Evet. Bu zorluğun sebebi insanlarımızın memleketine sahip çıkmamasından kaynaklanıyor. Biz bunu eğer giderebilirsek gerçekten memleketimize şimdi biz burada tamam gıdacıyız ama bizim burada paramız nasıl dönüyor? Örnek veriyorum, giyim mağazacısı faydalanıyor bizden. Otomotivcisi faydalanıyor. Tüm sektörlere kazancımız tamamıyla olduğu gibi Elazığ'da dönüyor. Biz bunun önüne halk olarak
bu bilinçlenmeyi yapıp kendi esnafımızı tercih edersek ekonomimiz de çok iyi olur. Biz esnaflar da çok iyi oluruz. Daha fazla da istihdam sağlarız. Evet. Ya Elazığ'da gıdacı toptancısı yapan, iş yapan çok kişi var mı? Aranızda birlik beraberlik var mı fiyat konusunda? Yani şimdi genelde bizim sağ olsun başkanım Süleyman Bey bizi bir araya getirdi. Daha öncesi neticede sektör içinde faaliyet gösteriyoruz ama birbirlerimizi çok yakından tanımıyorduk. Bu vesileyle hem birbirlerimizi tanımış olduk, hem birbirimize desteklerimiz oldu. Yani bu da çok güzel bir şey. İnşallah bundan sonrası da daha iyi bir birliktelik yapıp bu toptancılar sitesi olayımız da gerçekleşirse daha güzel bir birlik beraberlik olacağını tahmin ediyorum. Yaklaşık bizim sektör 40-50 kişi faaliyet gösteren toptancı arkadaşlarımız var, distribütörlerimiz var. Yani bunların bir arada olması, kaynaşması bence çok güzel bir şey olacak. Memleketimize gıda anlamında çok büyük getirisi olacak. Evet. Bunu genelde tüm büyük esnaflarımıza bu soruyla yönetiyorum iş adamlarımıza. Evet. Elazığ olarak dışarıdan yatırımcı bekliyoruz. Şu yatırımcı gelsin Elazığ'da şu işi yapsın. İşte 20-30-50 kişi istihdam edilsin. Mevcut iş adamlarımızı yeterince destekleniyor mu? Ya da desteklesek ya dışarıdan iş adamı beklemesek de mevcut iş adamlarımızı evet. Desteklesek daha iyi olmaz mı sizce? Şimdi destekler konusunda tabii ki şimdi biz desteklendiğimiz zaman dışarıdan gelecek yatırımcılara ihtiyacımız yok bence. Bizim iş adamlarımız bize yeter diyorsunuz. Bizim iş adamlarımız yeter, kesinlikle yeter bize. Evet. Ama bizim tabii biraz biz gıdacılar olarak en büyük sıkıntımız yıllardır dile getiriyoruz bunu. Toptancılar sitesi. Evet. En büyük sıkıntımız budur. Bu konuyla ilgili Sayın Başkanım da görüşmüş Vali Bey'le. Evet. Vali Bey'e de buradan çok teşekkürlerimizi sunarız. Bu lojistik merkezimizin desteği için inşallah bize yardımcı olacak. Evet, son olarak Elazığ Gıdacıları İş Adamları Derneği'ne üyesiniz. Derneğimizin çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Ne gibi çalışmalar yapılmasını istersiniz? Ve yetkililerimize neler istersiniz? Şimdi derneğimiz gerçekten güzel çalışma, yani yaklaşık haftalık veya iki haftada bir toplantılarımız oluyor. Yemekli toplantılarımız. Sağolsun başkanımız organizasyonu güzel yapıyor. Buraya katılıyoruz. Hem ekonomiyle ilgili, hem Elazığ'ın problemleriyle ilgili görüşmelerimiz oluyor. Ne gibi bir katkıda bulunacağız memleketimiz için, onunla ilgili sohbetlerimiz oluyor. Yani güzel, verimli, çok memnunuz odamızın kurulmasından da. Mustafa Daş, gıda toptancılığı yapıyoruz. Elazığ'da hizmet veren bir sektördeyiz. Aynı zamanda da Gemlik Ticaret Bursası Başkanlığı'nın Elazığ'da temsilcisiyiz. Zeytinini satıyoruz. Orada da işlerimiz var, orada da işletmelerimiz var. Evet. İşleriniz nasıl? Ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? 2017 beklentimizin altında olan bir yıldı. Ekonomik sıkıntılardan ötürü, dünyadaki problemlerden ötürü iyi geçmedi. 2018'i umutla bekliyoruz. Devletimizin yaptığı çalışmalar, vereceği teşvikler bizim için çok çok önemli. Özellikle Elazığ'da gıda toptancılar sanayi, ihtisas sanayinin eksikliği var. Gıda toptancılar sitesinin eksikliği var. Gıda toptancılar sitesinin önemi herkesin aradığı ürünü ve herkesin aradığı esnafı bir arada bulacağı bir konsepttir. Bunun için Elazığ Gıda Toptancılar Derneği çok ciddi çalışmalar yapıyor. Buradan da Sayın Başkan Süleyman Kamaç'a teşekkür ediyorum. Burada kendisinin çalışmalarından fevkalade memnunuz. Çünkü bir ürünü pazarlayacak fabrika sahibi, işletme ilk geldiği zaman gıda toptancılar sitesini arıyor. Ama maalesef ilimizde yok. Bingöl'de olan bir toptancılar sitesinin ilimizde olmaması çok büyük bir eksiklik ve yetersizlik. Evet, Elazığ'da toptancılık yapan esnaf sayısı çok mu? Elazığ'da toptancılık yapan esnaf sayısı normal aslında. Fazla değil. Çünkü işletme sayısı fazla ama her geçen gün kan kaybediyoruz maalesef. Yerel esnafımızın ulusal marketler zincirinden çok ciddi derecede aldığı yaralar var. Hiçbir şekilde bunları önleyemiyor. Hükümetimiz tüm çalışmaları yapmasına rağmen yerel esnafı koruması lazım. Burada Bakanlar Baylar Odası'na ciddi iş düşüyor. Esnaf Odalar Birliği'ne ciddi iş düşüyor. Esnafımızın korunması lazım. Çünkü bunlar olmazsa hiçbirimiz olamayız. Evet. Zeytin toptancılığı. Evet, zeytin. Evet, şimdi ne gibi zorluğu var, ürünleri buradan paketliyorsunuz?
Ürünlerimizi direkt Gemlik'ten alıyoruz. Biz Gemlik Ticaret Borsası Başkanlığı Elazığ bayisiyiz. Demin bahsettiğim gibi ürünleri oradan alarak buraya getiriyoruz. Buraya getirmek zorunda kalıyoruz. Orada işçiliğimiz var, maliyetimiz var, vesairemiz var. Bizim en büyük eksik ve yetersizliğimiz burada bir gıda toptancılar çarşısının olmaması. Gıda ihtisas sanayinin olmaması. Yoksa biz orada 1 kilogram zeytini 75 kuruşa paketletiyoruz. Ciddi manada da bir sirkülasyonumuz var, istihdamımız var orada. Biz bu İstanbul'u buraya getirmek istiyoruz. Geçen gün hatta buranın bir yerel kanalında, medyada Gıda Toptancılar Başkanı Sayın Süleyman Kamaç bir programa çıkmıştı. Ben orada moderatöre bir mail atmıştım. Biz burada eğer uygun şartlar olursa zeytin üretimi yaparız diye. Orada insanlar belki kafalarında herhangi bir soru işareti oldu. Elazığ'da zeytin olmamasına rağmen nasıl zeytin üretimi yapabilirsiniz? Biz sürsürü çocuğuyuz, sürsürüyüz. Elazığ'ın yerlisiyiz. Sürsürüden öküz gözüz mü yetiştirdi eskiden? Buradan İzmir'e giderdi, orada şarap olurdu. Ankara'ya giderdi, şarap olurdu. Buradan İzmir'e gidip endüstriye dönüşen bir ürünün Gemlik'ten gelip Elazığ'da endüstriye dönüşmemesi için, sofraya gelmemesi için bir sebep var mı sizce? Biz bunu yapmak istiyoruz. Niye? En başta bu ile olmayan bir etkileşim getirmek lazım. Bir fark yaratmak lazım. Doğuda olmayan bir şey Elazığ'da olması lazım. Bugün Muş'ta oradan gelen insan Elazığ Toptancılar sitesine gelecek. Daşoğlu Zeytinciliği görecek. Orada ürününü seçecek. Kendisi görecek, kendisi beğenecek. Üretici firmadan alarak kendisi daha fazla kazanacak. Daha ucuza sunacak. Oradaki halk daha kaliteli bir zeytini daha az bir maliyete tüketecek. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. İnsanımız tamamen oradaki rakama endeksli. Kaliteyi görmüyor. Orada verilen hizmeti görmüyor. Oradaki eksik ve yetersizlikleri tamamıyla fiyatla kapattığını zannediyor. Oysa ki o burada daha ucuza alabileceğiniz bir ürün orada daha pahalı. Çünkü oradaki fason üretim yetersiz bir kalite var orada. Ama buradaki yerel marketlerimizde olsun, kendi toptancılarımızda olsun kalite, hijyen en üst seviyede. Halkımız bilinçli bir tüketici olmuş olsa ki inşallah o yönde büyük çalışmalarımız var. Ulusal marketleri tercih etmezler. Çünkü niye? Ulusal marketlerin oradaki stoklarında, depolarında kalan ürünler son anına kadar tüketiciyle buluşturulmak zorunda. Ama bizde öyle bir sıkıntı yok. Daha az getirerek daha işlevsel, daha hızlı ürün gönderiyoruz. Böyle olunca da tüketici daha kaliteli ürünü daha taze tüketiyor. Sayın Süleyman Kamaç'a buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten Elazığ'da gıda toptancıları bir araya getirerek büyük bir sivil toplum kuruluşu oluşturmuştur. Ve kendi tamamen bütün özverisini gösteriyor. Tek taraflı fedakarlık dedikleri bu olsa gerek. Kendisi Elazığ'daki gıda toptancıları daha önce dağınıkken kimse kimseyi tanımamışken kendisi hepimizi bir araya buluşturup bir araya getirip STK olmamızı sağlayan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisidir. Bu yönden kendisine minnettarız. Kendisine tüm çalışmalarında başarılar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Söz Esnaf'ta programda bu hafta Gıdacılar ve İş Adamları Derneği'ndeydik. Onlara konuk olduk. Onların esnaflarının sorunlarını, sıkıntılarını ekranlarına getirmeye çalıştık. Son olarak da dernek başkanı Süleyman Kamaç başkanımızın yanındayız. Başkanımızla dernek çalışmaları, esnafların sorunlarını, sıkıntılarını konuşacağız. Öncelikle başkanım, bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kısaca kendiniz ve derneğiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Öncelikle Cenab-ı Hak size, arka planda görünmeyen Emre Bey ve Kanal 23 ailesine teşekkür ediyoruz. Ben 17 yıldır bu sektörün içindeyim. Elazığ'da distribütörlük yapmaktayım. Belli firmaların dağıtıcı firması değiliz. Biz dağıtıp düşündük, arkadaşlarla bir araya geldik. Yıllardır işte bir çatı altında birleşmemişlerdir. Biz tuttuk arkadaşlarımızla hem fikir olduk, hem fikir olduktan sonra da tuttuk derneğimizi kurduk. Tabii bu arada derneğimizi kurarken de önümüzde problemler vardı. Bu problemleri nasıl çözebiliriz? Nasıl birlikte hareket edebiliriz? Nasıl çözüme gideriz? Sonuca nasıl ulaşırız diye hep mücadele ettik. Bu mücadelemizin sonunda da Elazığ'ın en büyük sorunu olan yani Türkiye genelinde 42 ilde gıda toptancılar sitesi var.
Tabii Elazığ'ımızda gıda toptancılar sitesi yok. Yani böyle bir konu da şimdiye kadar gündeme gelmemişti. İşte bizlerin, dernek üyelerimizin vesilesiyle biz öncelikli konumuz dedik ki gıda toptancılar sitesi. Biz bir gıda toptancılar sitesi için görüşmelerimizi başlattık. En son gelinen aşamayı anlatayım çünkü süreç bayağı uzun yani. Bürokrasi var işte, bayağı problemler var. Bu problemlerin hepsini çözdük Allah'ın izniyle. Buradan Sayın Elazığ İl Valimize, Çetin Oktay Kaldırım Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Hem şahsım adına hem derneğimiz adına. Sayın Valimizle iki sefer görüştük. İkinci görüşmemizde de bu işin çözüleceğini, Elazığ'a bir gıda toptancıları sitesi kazandırılacağını sözünü aldım. Tabi diyeceksiniz ki bu nasıl? Şimdi Sayın Valim projeci biri. Elazığ'a geldiği günden beri proje üretiyor. Ve mevcutta giden projelerin hepsini de değerlendiriyor. Biz de öyle projeci bir valimiz var diye biz de projemizi Sayın Valimize taşıdık. Elazığ'da lojistik üssü kurulacak, lojistik merkezi. Bu lojistik merkezinde de biz gıdacılara orada gıda toptancılar sitesi için yer verileceğini Sayın Valim söyledi. Sayın Valim'in bu sözünün üstüne biz de dedik yarın burası teslim edilirse bize o gün de biz Allah'ın izniyle kazmayı kuracağız ve sitemizi yapacağız. Evet başkanım, bir soruyu da sorduk tabii, toptancı sitesi kurulacak dedim. Esnaflarda çok bir heyecan var. Evet, bekliyorlar yani, toptancılar bu sitenin kurulmasını bekliyor. Ne gibi fayda olacak en azından toptancı sitesi kurulmuşlar? Şimdi bakın, biz coğrafi olarak çok güzel bir konumdayız Elazığ'da. Doğuyu ve batıyı birbirine bağlayan ana noktada biz varız. Şimdi insanlar Bingöl'den, Muş'tan, Tunceli'den işte vesaire illerden gelip Elazığ'dan geçip diğer illere ticaret yapmaya gidiyorlar. Ama burada da var. O imkan burada da var. Fakat biz her birimiz dağınık olduğumuz için kimse uğraşmıyor. Toplu olan yerlere gidiyorlar. Şimdi gıda toptancılar sitesinin yapılması bir, birlik ve beraberlik için çok iyi. İkincisi, şehir için çok önemli. Şehir için önemli derken, trafik problemi var. Biz bulunduğumuz bölgede, hakikaten trafikte insanları rahatsız ediyoruz demeyelim ama bizim de elimizde olan bir şey yok. Fakat insanlar bu konuda işte müzdarifler. Biz de işte Elazığ'ın trafik sorununu çözmek adına da bu toptancılar sitesinin yapılmasını istedik. İşte sağlık koşulları olarak, depolama koşulları olarak daha fazla ürün Elazığ halkına getirmek anlamında böyle bir tesisin, böyle bir üretim üssünün yapılmasına ihtiyaç olduğunu anlattık. En sonunda derdimizi anlayan Sayın Valimiz bu son noktayı koymuş vaziyette. Evet, biz de buradan valimize duyarlılığına dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet başkanım, biz sizden önce esnaflarımızı gezdik. Esnaflarımız olsa marketlerden çok büyük şikayetçiler var. Yani değil, mesela bizim ürünlerimiz, mesela biz marketlere veriyoruz. Biz ürünlerimiz daha kaliteli, daha uygun fiyatı olmasına rağmen vatandaşlarımız nedendir bilmiyoruz dediler. Ulusal marketleri çok tercih ediyorlar. Elazığ'ın bir ulusal marketlere bir sevdası var düşüncesini kullandılar. Ondan sonra siz neler söyleyeceksiniz? Ulusal marketler Elazığ'a ne gibi zararları var? Vatandaşlarımız bu kadar neden tercih ediyorlar? Fiyat farklılığı var mı diğer marketlerimizde? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Elazığ halkının diğer esnaftan alışveriş yapmasını her zaman, her programımızda, her oturduğumuz platformda da gündeme getiriyoruz. Neden gündeme getiriyoruz? Bu gerçekten çok önemli bir konu. Bu sadece işte marketçiler, bakkal için değil. Bu bir tuhafiyeci için de aynı, bir mobilyacı için de aynı, işte bir beyaz eşya satan için de aynı, elektronikçi için de aynı. Çünkü bu mağazalarda sadece gıda satılmıyor. Elektronik eşya da satılıyor. Kırdavat da satılıyor. Her şey var mı? Her şey var. Evet. Şimdi insanımız niye teveccüh gösteriyor? Önce önemli olan soru bu. Çok mu ucuz? Yani biz sektörün içindeyiz, çok ucuz değil. Marka ürünlerde inan edin ki bizim yerel marketlerimiz daha ucuz. Şimdi onlar işte ismi olmayan, bilinmeyen ürünlerden
gidip alıyorlar. Biz o ürünleri, ona muadil ürünleri yerel marketçimize diyoruz ki işte siz de bulundurun. Onlar bulunduruyor, onların aldığı ürünü daha ucuza satıyorlar fakat hiçbir şekilde talep görmüyor. Şimdi böyle olunca da sanki bizim marketimiz çok pahalıymış gibi. Hayır, bakın ben bunu iddia ediyorum. Marka ürünlerde gelsinler, beraber gezelim, ulusal marketleri de gezelim ama Elazığ'ın yerel marketleri hepsi ucuz. Evet. Evet başkanım, biz Elazığ olarak dışarıdan yatırımcı bekliyoruz. Hadi şu iş adamı Elazığ'da şu kadar yatırım yapması bekliyor. Ya da şu geldi Elazığ'da görüştü, Dubai'den gelen. Elazığ esnafı destek verirse, ben bunu esnaflarımıza da yönelttim, büyük esnaflarımıza. Destek verirse, imkan sağlansa, arsa olarak imkan sağlansa, onlar yatırım yapsa, dışarıdan yatırımcı ihtiyacımız var mı sizce? Elazığ yatırımcısı sizce yeterince destekleniyor mu? Şimdi bakın ben şöyle söyleyeyim, yani ben dışarıdan gelecek bir yatırımcının Elazığ'a gelmesini isterim. Elazığlı olarak. Çünkü dışarıdan gelecek yatırımcı geldiği zaman burada rekabet atacak. Aynı zamanda bizim üreticimiz de nerede kalmışsa bir Ar-Ge çalışması yapacak. Daha üst sıraya gelecek. Yani rekabet ortamı oluşacak. Biz tabii ki işte üyelerimize bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. COSGAP'le iki sefer işte yıl içinde 2017 yılı içinde iki defa COSGAP'le bir araya geldik. Devletimizin şu anda verdiği teşvikler, üretim anlamında verdiği destekler çok muazzam bir şekilde ilerliyor. Sağ olsun COSGAP İl Müdürlüğü'ne de Sayın Şaban Bey'e atandıktan sonra Şaban Bey'le biz iki sefer toplantı yaptık. Şaban Bey de elinden gelen tüm gayreti orada sarf ediyor. Biz de burada diyoruz ki arkadaşlar biz hali hazırda ürünleri alıp satıyoruz. Biz de bir üretim yapalım. Biz de bir kümelenme yapalım. İşte bu kümelenmenin devamında işte devletin destekleri de olduğu zaman bu kümelenme çok rahatlıkla oluşuyor. Şu anda devletin desteği çok. Evet. Üretim yapmak isteyen herkese kapısı açık. Evet, üretim yeri işkem olarak düşünürse başkanım. Şimdi işkem bir kuluçka merkezi. Evet. Ben bunu her defasında da söylüyorum. İşkemi Elazığ'a kazandıranlardan Allah razı olsun. Evet. Çünkü orası bir iş geliştirme yeri. Kuluçka merkezi. Bizlerin küçük de dahi olsa bir üretim yapmak istiyorsa önceliğimizin işkem olması lazım. İşkemi ben buradan tüm Elazığ halkına işte yatırımcı, yatırım yapmak isteyen küçük küçük kümelenmeler halinde başlamak isteyen arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. İşkemde olsunlar. İşkemin artıları çok. İşkeme müracaat etsinler. İşkemde gitsinler, uzmanlarla görüşsünler. Her türlü fedakarlığı onlar da yapıyorlar. Çünkü milyon dolarlarca para harcandı oraya. Evet. Ve bu bir Avrupa Birliği projesi. Biz Elazığ iline Avrupa Birliği projesinde kazandırılan bir yerin çalışmasını istiyoruz. Çalışması için de öncelikli olarak üretim yapmak isteyen arkadaşlarımızın da orayı değerlendirmelerini rica ediyoruz. Evet başkanım, gıdacılık sektörüne yine dönersek. Nasıl 2017 nasıl geçti? 2018 olarak gıdacılar neler bekliyor? Ve gıdacılar ne gibi sorunlar yaşıyor? Şimdi 2017 yılı ekonomi anlamında çok kötü değil. Çünkü dünyada bir ekonomik kriz var. Evet. Türkiye'de bu ekonomik krizden çok az etkilenen ülkelerden biri. Evet. Niye? İşte devletin destekleri burada çok sayıda fazla. Bu fazlalığın olmasından dolayı yani ekonomi çok büyük bir can kaybına yol açmadı. Biz daha iyisini yapabilir miyiz anlamında? Tabii ki daha iyisi olabilir. Ama 2018 yılında 2017 yılını aratmaz inşallah, öyle diyoruz. Çünkü 2018 yılı ekonomi anlamında bizim atağa kalkacağımız, üretim anlamında atağa kalkacağımız bir yıl olması lazım. Hem ilimiz için hem ülkemiz için. Çünkü ülkemize şu an dört bir taraftan saldırıyorlar. Yani bu saldırı, niye acaba saldırı? Türkiye'nin ekonomisi büyüyor diye saldırıyorlar. Bunun başka bir izahı yok. Başka bir anlamı yok. Evet. Toptancılık mesleğini konuşalım başkanım. Toptancılık mesleği zor mu? Ya da toptancılık yapmak isteyen bir insan, bir vatandaşın ya da bir girişimcimiz nasıl başarılı olabilir?
Tabii şimdi toptancılık mesleği çok kolay bir meslek değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bizler bacasız fabrikayız. Evet. Bacamız yok ama işte bacası olan yerlerden ürünleri temin edip Elazığ halkına her akşam öğle misafir oluyoruz. Şimdi burada tabii ki çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bizler çok dikkat ediyoruz. Ürünü depolama anlamında, getirme anlamında, lojistik anlamında bunlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü insanlara biz sağlıklı yiyecekler götürmek zorundayız. Bunlar için de sağ olsun bizim Elazığ'daki distribütör arkadaşlarımızın hepsinin de depolama koşulları, lojistik koşulları şu anda çok iyi. Evet başkanım, biraz da Elazığ ekonomisini konuşalım. Siz de bir ekonomi platformusunuz. Elazığ'ın ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Elazığ'ın ekonomisinin gelişmesi için, istihdamının artması için neler yapılabilir sizce? Şimdi Elazığ hakikaten çok önemli. Yani ben Elazığlı olduğum için değil, Elazığ'da ticaret yaptığım için değil. Elazığ'da yapılacak çok iş var. Üretim anlamında. Şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz, sektörümüz için demiyoruz ama yani katma değer oluşturacak ürünlerde üretim yapılsın. İşte Elazığ'da bir salça fabrikası var. Yani bu salça fabrikasının ürünü dışarıdan gelmiyor. Ham madde Elazığ'da. İnsanlar domatesini ekiyor, götürüyor fabrikaya veriyor. Fabrikada bunu işleyip hazır hale getiriyor. Bizim istediğimiz bu. Elazığ'da bir süt fabrikası kurulsun. Elazığ'da bir meyve suyu fabrikası kurulsun. Yani imkanlar dahilinde Elazığ'da ürünü üretip de üreticimize sunacağımız bir pazar olması lazım. Bu da Elazığ için çok önemli bir konu. Biz bunun için de hatta çalışmalarımız var. Yani Elazığ ilinin il envanterinin çıkarılması diye, özellikle gıda da il envanterinin çıkarılması lazım. Hangi ürün Elazığ'da yetişiyor? Hangi üründen daha çok verim alınır? Ne kadar arazimiz var? Ne kadar ürün alabiliriz? Bunların hepsinin yapılması lazım. Ben sizlerin aracılığıyla burada sayın vekillerime de, sayın valime de, işte sayın il müdürüme, tarım il müdürüme de yani bunu buradan rica ediyorum. Elazığ ilinin gıdada il envanterini çıkarmasını istiyorum. Evet, son zamanlarda sayın valimizin destekleri ve diğer bürokratlarımız desin ki Elazığ'ın yöresel ürünleri patentlendi, tescil alındı. Bu düşünce, ne düşüncedesiniz bu konuda? Neler söyleyeceksiniz? Bir alın evlerimiz herhalde kendini yanlış atsettiniz. Alın evlerimiz tescillendi. Konu neresi? Sonuçta o da bir gıda. Şimdi sayın valimize yine teşekkür ediyoruz. Coğrafi işaretler çok önemli. Evet. Belki biz bunun şu anda göremeyiz. Ama bir 15-20 yıl sonra biz bunu çok iyi göreceğiz. Coğrafi işaretleme kadar önemli olan bir şey yok. Evet. Bir ağın leblebisi işte yıllardır ağında üretiliyordu. Ağında nohut ekiliyor. İşte oradaki kumla bir şekilde ağın leblebisi meydana geliyor. Bunun işaretlenmesi lazım. Şimdi biz işte tulum peynirinde biz Elazığ biliriz ama coğrafi işaretlenme Erzincan. Şimdi işte bu coğrafi işaretlenmelerin içinde sayın valim uğraşıyor şu anda işte 300 gözü üzümü Sürsürlü'nün 300 gözü üzümünü tescilleyecek inşallah. İşte Urcu'yemiz tescillendi. Ne kadar tescil o kadar bizim markamız. Marka şehir Elazığ olmak için daha çok ürünümüz var tescil edilecek. Evet başkanım, programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak vatandaşlarımıza, bürokratlarımıza neler söylemek istersiniz? Yani 2018 yılına girmek üzereyiz. 2017 yılının sonu içindeyiz. İlimize, ülkemize hayırlar diliyorum. Huzurlu, sağlıklı bir yaşam diliyorum. Üzerimizdeki bu kara bulutların atılmasını temenni ediyoruz. Dünyadaki olan bu kötü işlerin, terörün, işte bir FETÖ'nün, işte bir Kudüs davasının, yani bunların bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Çünkü niye? Bizi ekonomi anlamında yıkamıyorlar, başka yerlerden saldırıyorlar. Bize saldırmayın arkadaş. Biz güçlü bir ülkeyiz. Evet. Çok teşekkür ederim başkanım. Size zaman ayırdığınız için. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyenler, Söz Esnaf'ta programında bu hafta Elazığ Gıdacılar ve İş Adamları Derneği'ndeydik. Esnaflarımızın sorunlarını, sıkıntılarını ekranlarımıza getirmeye çalıştık. Sonuçta dernek başkanımız Süleyman Kamaç başkanımızla çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu söyleşi için başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çalışmalarına başarılar diliyoruz. Kameramanımız Engin Yeşilkaya'ya çok teşekkür ederiz. Haftaya başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.